Tesbih e, bugünkü şekliyle yok peygamber efendimiz zamanında, sallallahu aleyhi ve sellem. Yalnız şöyle yapıyorlar, parmaklarıyla çekiyorlar. E, bunun yanında zeytin çekirdekleriyle, hurma çekirdekleriyle, bir kaptan diğer kaba atmak suretiyle, zikir aracı olarak bunu kullanıyorlar. E, i̇htiyarlar, yaşlılar ekseriyetle, unutanlar, parmağıyla sayamayanlar bunları kullanıyor. Veya başkaları da kullanıyor. Bu şekilde. Zaman geçtikçe, gün geçtikçe özellikle Osmanlı döneminde tesbih zirve yapıyor. Bugünkü halini almaya başlıyor yavaş yavaş. İşte 33 taneli, 99 taneli veya çeşitli tarikatlarda binli, daha fazla taneli tesbihler üretiliyor. Ama ekseriyet 33 ve 99'dur. Ekseriyetle tesbihler 99-33 diye kullanılmış. Bu da nereden çıkmış? Hadis-i Şerife binayen ve 99, Allah'ın 99 Ismi, is, i̇smi şerifi e, şeklinde. 17'li tesbih de var. 19'lu tesbih de Bunlara maskot diyoruz. Yalnız ekseriyet dediğim gibi 99-33'tür. 1000'li, 5000'li tesbihler de var. Bunlar da eski zamanda çeşitli tarikatlarda kullanmış tesbih sayıları, rakamları. E, tarihe bakacak olursak Osmanlı zamanında tam zirve yapmış. Bugünkü halini artık almaya başlamış çeşitli tespih ustaları, çeşitli malzemelerden ekseriyet, doğal malzemelerden işte fil dişi ahşap grupları, kuka pelesek, abanoz ağaçları vesaire. Hatta Topkapı Sarayında da örnekleri var, çeşitli şeylerden kaşık yapmışlar, kaplumbağa kabuğundan özellikle tespihler yapmışlar. Zamanla gelişe gelişe, gelişe gelişe hep usta çırak ilişkisiyle üzerine bir şeyler katarak daha çok geliştirerek yeni modeller çıkmış haliyle zaman içerisinde bugünkü halini almış. Şimdi her ustanın kendine göre bir üslubu vardır. Tesbih yaparken bir şekli vardır. Bu çıraklıktan itibaren yavaş yavaş gelişmeye başlar. Kendi formunda, kendi usta, ustalarında bir değişik bir şeyler yapmaya başlar. Diğerlerinden farklı ama klasik formun dışına çıkmadan. İmamesi vardır. 33 tane tanesi pulları, durakları 99'dan. 3 tane ara tanesi hitame, çivi dediğimiz şekilde bunun içinde ufak tefek oynamalar yapar. Kendi şeklinden hattat yazısı gibi aynı. İşte hattat yazarken köşesinde hafif döner falan. Aynı o şekilde. Bu da imzadır. Ustanın kendi imzasıdır. Tesbih komple aslında bir imzadır. Hangi ustanın yaptığını iyi tespiten anlayan bir insan bakınca direkt anlar. İmza olarak eskiye baktığımız zaman ekseriyet imame. Hatta imame tesbihin yarasıdır derler. İmame çok önemlidir. İmame formu bir tek ustanın ruh halini yansıtır. O anki ruh halini. İnceliği, kalınlığı, malzemeye göre değişkenliği, çeşitli modellerde yapışı ve onun o girintileri, çıkıntıları her ustanın farklıdır. Parmak izi gibi. Şimdi Osmanlı zamanında büyük ustalardan şöyle bir 10-15 tanesinin aşağı yukarı ismini biliyoruz. İşte örnek vermek gerekirse aklıma geldiği kadarıyla Mevlana Kapılı Mahmut Usta, Fildişçi Burhan, İskender Usta, Tophaneli İsmet Usta. Bunlar zamanının iyi ustaları. Beylerbeyli Galip Usta çırakları yetiştirmiş. Biraz daha günümüze gelirsek Yusuf Usta, Yusuf Özgen Usta. Benim ustamın ustasıdır. Hüseyin Çelik benim ustamdır. Onun yanında da ben yetiştim. icazat aldım. Devam ediyorum hala bu işe. Tesbih ustalığı usta-çırak ilişkisiyle olur. Yani bir ustanın yanında yetişirsiniz, bu işin bir okulu yok şu anda. Tesbih öğrenmeye gidiyorum diye bir okulu yok. Ustanın yanında usta-çırak ilişkisiyle başlar, devam eder. Sonra o çırak başka ustalar yetiştirir. Bu şekilde bu gelişir, sürer, devam eder. Kişinin istidadına göre, kimisi bir senede öğrenir, kimisi on senede, kimisi beş senede... Kimisi sevmez, sabır edemez. Çünkü sabır lazım. Sabır çok önemli. Bir tane tane. Aynısından 99 tane yapıyorsunuz. Sıkılmadan o tornanın başında o taneyi aynı şekilde 99 defa bütün ölçüleri nizami olacak şekilde yapmanız gerekiyor. Yani tesbih sabır işidir. Tesbih yapımına baktığımız zaman şu şekilde diyelim bir ahşap şeklinde bir kalıbı alıyoruz. O kalıbı önce şerit testleri de kesiyoruz dilim dilim. Sonra daire testere dediğimiz küçük testeremizi de küp şekline getiriyoruz. Küp şekline getirdikten sonra zımpara da kenarlarını kırıp yuvarlak hale getiriyoruz. Yuvarlak hale getirdikten sonra 07, 06, 08 malzemesine göre delikle deliyoruz. İnce matkapla deliyoruz. Deldikten sonra kendi yaptığımız çelik mile takıp çelik veya elmas bıçaklarla işliyoruz. Taneleri yapıyoruz. İmamede aynada gene tornada elde yapılıyor. Gerekirse eğer yapacaksanız el kalemiyle oymasını yapıyorsunuz. Sonra polisajdan geçiyor, parlıyor. Ondan sonra ipe diziliyor. Şimdi tesbih, taneler, pullar, imame, düğümlük, ara taneler, şurada ara parça olur, hitame, çivi şeklindedir. İyi bir koleksiyonlar Şu şekilde bakar tesbihe. Püskürünün uzunluğunu bu şekilde ayarlar. Şuraya denk gelir. Ama bu 99'da tabii daha da uzun olur. 33'te ara tane de 3 tane olur. 99'da 5 veya 7 olur. İmamenin uzunluğu da çok önemlidir. İyi bir koleksiyonlu tesbihte imamenin uzunluğu 5,5 tane boyunda olmalı. Tane boyuna göre ayarlanır. 99'da 7 tane boyunda makbuldür.